bizleri yoksan var eden, kardeşlerimizin üzerine acil kullarız. Benim olan cennetinde de katmayı vel abidatü lil muttakine vel a'udhu. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bu akşam özel bir iftar programındayız. Serhat illerinin geleneksel düzenlediği iftar yemeğindeyiz. Yanımızda da Ayten Hanım var. Evet Ayten Hanım, geçen sene de geldik. Bu sene de maşallah çok bereketli, çok hareketli bir iftar. Sokak taştı adeta. Evet. Organizasyon hakkında kısa bir bilgi verebilir misiniz? Öncelikle bütün herkesin Ramazan'ını kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yaklaşan seçimlerin şehrime ve ülkeme güzel insanlar kazandırmasını diliyorum. Ekonominin düzelmesini diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bu güzel Ramazan'ın aslında en güzel yanı dayanışma ve dostluğun pekişmesi. Bütün dostlarımızı bir araya toplamak. Bana hep diyorlar ki neden bir otel yemeği değil de neden bir sokak iftarındasınız? Maliyet ve külfet durumundan dolayı. Ben onlara hep şunu söylüyorum. Veren eli Allah hep veren el yapar. Ben gidip en lüks otellerde ailemle, dostlarımla her zaman gidebilirim. Ama sokakta benim halkım açken, benim insanım, benim mahallemdeki insan açken ben orada mümkün değil. Rahat rahat yemek yemem. Bunu yapmamızın en büyük nedeni biz Zeki Süleymanoğlu ve Nihat Süleymanoğlu'nun adını taşıyoruz. Onlardan gördüğümüz tek şey vardı. Soframızda hep çalışanlarımızla birlikte biz oturduk. Onlarla birlikte iftarımızı açtık. Yemeğimizi birlikte yedik. Eğer ki çalışanlarımız oradayken bizler bu şekilde büyümüşken, örflerine ve anneannelerine bağlıyken ve artı sokak iftarında neden porselen tabak dediler. Ben birkaç iftara katıldım. Orada da bizim önümüze protokol dediğimiz masalara porselen tabaklar da geldi. Diğer insanlarımıza yani durumu iyi olmayan, iftarı bizimle paylaşmak isteyen insanların sofrasına plastik ve köpük tabak dediğimiz tabaklarla servis edildi. Benim ilk önceliğim şu oldu. Bu yemekleri Necdet Başkan'ın organize ettiği an itibariyle porselen tabakta yemek verecek şirketle anlaştım ben. Nasıl olur? 1000 kişiye 1000'in üstüne çıkıyoruz. Nasıl olur dediler. Kırılan ne varsa hepsini yapacağız dedik. Bizler eğer ki Türk anneannelerine göre yaşıyorsak önce misafirlerimiz doyacak. Sonra bizler o sofraya oturacağız. Ramazan'ın herkese hayır ve bereket getirmesini, ülkemize barış getirmesini diliyorum. Evet, yanımızda Baran Bey var. Bu akşamki yemek organizasyonunda gerçekten Kocaeli halkına, Derince halkına önemli bir iftar yemeği düzenlediler. Serhat illeri adına. Evet Baran Bey, gerçekten çok kalabalık, evet, çok kalabalık bir iftar gördük. Görüşünüzü alabilir miyiz? Evet, çok kalabalık bir iftar oluyor. Geleneksel hale gelmiş olan daha önce Necdet Başkanımızın öncülüğünde, derneklerimizin, Serhat İlleri Derneğimizin öncülüğünde gerçekleştirilmiş olan iftar programlarımıza ailece biz de katkı sunmak istedik. İnsanlarımızla, hemşerilerimizle, akrabalarımızla, dostlarımızla birlikte sokakta o sokağın tadını alarak eski Ramazanları biraz da böyle hatırlayarak daha samimi, sıcak ortamlar olsun istedik. Ailemizle birlikte geldik. Burada hemşerilerimizle, arkadaşlarımızla, eşimizle, dostumuzla, komşularımızla birlikte iftarımızı açtık. Öncelikle tüm İslam alemine, ülkemize ve buradaki bütün insanlara, gelen misafirlerimizin hepsine sağlık, huzur, barış getirmesini, bereket getirmesini Ramazan'ın temenni ediyorum. Hepinize de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık, hepinize emeklerinize sağlık, yüreklerinize sağlık. Söyleyeceklerim bundan ibaret. İnşallah bunların da devamı gelir. Yine aynı şekilde başkanımın öncülüğünde sokak iftarlarımız devam eder. Aynı şekilde bizler de katkı sunmaya devam ederiz. Burada Serhat İlleri Dernek Başkanı Necdet Bey ile birlikteyiz. Evet başkanım, geçen sene biz geldik. Çok keyifli bir ortam vardı. Bu sene de maşallah kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Evet. Organizasyon hakkında bir bilgi alabilir miyiz sizden? Evet, hoş sefa geldiniz öncelikle. Bizim geleneksel hale gelen her sene, her Ramazan ayında 4 sefer iftar yemeğimiz var. Sağ olsun bunu hayırsever iş adamlarımız sponsorluğunu yapıyor. Biz de dernek olarak hizmet noktasında yardımcı oluyoruz. Buradaki bütün konu komşumuz, çevremiz, üyelerimize davet ederek burada sokakta biz bize böyle kaynaşma yemeği gibi bir iftar yemeği yiyoruz. Evet. 4 kez herhalde düzenliyorsunuz. Evet. Bu akşam ilki oldu. Ayten Süleymanoğlu, evet. Baran Süleymanoğlu. Bu akşamki yemeğimizin sponsorluğunu Kocaeli'nde, Derince'de özellikle yoğun yaşayan bir nüfusa sahip olan Süleymanoğulları
Kızılkise köyünden. Bu arkadaşlarımız burada yoğun bir nüfusa sahip. Aynı zamanda da bu yemeklerimizi hayır hasanet anlamında kimse bunu gösteriş için yapmıyor. Ramazan'ın özelliği de budur bizde. İftarlarda konumuzu, komşumuzu paylaşmak. Ama bunlar bunu burada daha büyük çapta yapmak istedik. Biz bir aileyiz, dernek olduğumuz için hepsini davet ederek burada bir iftar yapmak istedik. İlkini bunlar verdi. Evet. Bundan sonraki yemeğimiz pazartesi günü nasip olursa Mamikler grubundan Haluk Mamik verecek. Yine aynı yerde olacak. Aynı yerde, o aynı sistemle. Aynı sistemle. Tabii burası, ki. Aynı. Sırrıpaşa Mahallesi. Sırrıpaşa Mahallesi, İbn Sina Mahallesi, İbn Sina Mahallesi. NATO Caddesi bura. Derneğimizin önünde yaptığımız bir sokak iftarı. Evet. Her seferinde yaklaşık gördüğünüz, siz buna şahitlik ettiniz, 1000 kişiden daha fazla insan vardı bugün burada. İkinci yemeğimizi işte Haluk Bey verecek. Üçüncü yemeğimizi Alettin Katanal ve Bedir Katanal, iki akraba, iki amca çocuğu, onlar verecekler. Dördüncü yemeğimizi de Akkurt Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanı Kemalettin Akkurt Bey verecek. Ramada Plaza'nın sahibi olan Kemalettin Akkurt Bey verecek. Evet, çok teşekkür ediyoruz başkanım. Gerçekten yanında, samimiyet, dostluk, her şey var bu iftarda. Evet, bunun yanında yine ihtiyaç sahibi tespit ettiğimiz yaklaşık 700 tane hemşerimize erzak yaptırdık. Onlara erzak da vereceğiz. Çok güzel. Erzak.